Merhaba sevgili Bilim Yaşam Radyo dinleyicileri. Bugün sizlerle 19 Mayıs programı yapmak için okulumuzun çok değerli tarih öğretmeni Mehtap Aydoğdu Uslu'yla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın Metehan? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam bugün aslında radyomuzun akışından da programımızın akışından da belli olduğu gibi başlığımız Samsun'dan Kurtuluş'a. Evet. Bugün sizlerden ricamız 19 Mayıs ile ilgili bize bilgi vermeniz. Tabii İlk ki. İlk sorularımdan bir tanesiyle başlayacak olursam. Evet. Öncelikle Samsun'dan Kurtuluş'a yani Samsun'dan Milli Mücadele'ye. Merak ediyorum. Niçin Samsun'dan Kurtuluş'a hocam? Evet, aslında üzerinde epey düşündüm program adı ne olmalı diye. Etkileyici olmalıydı, kısa ve öz olmalıydı. Böyle vereceğim mesajı çok güzel vermeliydi. Ve ayrıca elbette 19 Mayıs ruhunu da yansıtmalıydı bu başlık. Program adımız Samsun'dan Kurtuluş'a çünkü 19 Mayıs 1919 tarihi Türk milletinin tarihinde bir büyük geleceğin ve inkılabın ilk adımı ve başlangıcı olması münasebetiyle bayramlaşarak ölümsüzleşmiştir. Çünkü 19 Mayıs 1919 Şark meselesi adı altında yok edilmek istenen Türk milletinin adeta yeniden varoluş destanının yazılmaya başlandığı bir tarihtir. Çünkü 19 Mayıs 1919 milli mücadeleyi milli bağımsızlığa dönüştüren, geri kalmışlığı, sömürüyü, bağımlılığı kıran, Türk milletini tam anlamıyla bağımsızlaştırma, geliştirme, çağdaşlaştırma ve demokratikleştirmeye sevk edecek olan sürecin bir başlangıcıdır. Peki hocam, çok teşekkürler. İkinci bir soruma gelecek olursam hocam, Kurtuluş Savaşı niye var? Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş olmamız bunun nedeni mi? Veya hatta dönüm noktası nedir? Evet, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedilmiş olması, akabinde imzalanan Mondros Ateşkesi ve bu ateşkesin şartları ki bilhassa herkesçe bilinen maddelerdir bunlar, 7 ve 24. maddeler, Kurtuluş Savaşımızın hem nedeni ve hakikatte de dönüm noktasıdır. Mondros Mütarekesi başlangıçta genel olarak memlekette bir ferahlık yaratıyor. Çünkü yani uzunca süren bir savaş, 4 yıl kadar sürmüş Birinci Dünya Savaşı ve herkesin artık barışa ihtiyacı var. Bu noktada Mondros Mütarekesi başlangıç itibariyle bir ferahlık getiriyor. Yani tüm millete. Milletin o anda muhtaç olduğu tek şeyin asayiş ve barış olduğu, bunun da el birliğiyle gerçekleştirilebileceğine inanılıyordu. Yenilgiye rağmen ümitler azalmamıştı. Mütareke şartlarının nispeten hafif olduğu hakkında hükümetçe yapılan telkinler ve bilhassa Wilson prensipleri, Wilson ilkeleri ki birçok zaten şöyle söyleyelim, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan devletler ki Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan Wilson prensiplerine dayanarak zaten mütareke şartlarını kabul ettiler. Yani ateşkes şartlarını kabul ettiler. Bu telkinler, işte Wilson prensipleri maddeleri, Türk halkına yeniden düzenleme ve çalışma imkanları verdiği zannediliyordu. Tabii bu ümitler kısa zamanda söndü. Çünkü İtilaf devletlerinin işgale başlamaları, azınlıkların aşırı davranışları, taşkınlıkları, Wilson prensiplerinin hiçbir yerde uygulanmaması ya da uygulama işte sahası bulmaması tabii ki bu ümitleri söndürüyor. O anki durumu aslında şöyle tasavvur ediyor Arnold Toynbee. Diyor ki Türkiye'nin elinde Anadolu'dan ve Boğazların batısında Avrupa'dan kalan toprak parçası var. Fikir ve moral açısından da kaybedilmiş topraklar aslında bu topraklar. Boşuna yapılan bir savaşta kaybedilen insanlarla ve kaynaklarla ülke felakete uğruyor. Üstelik yenilginin acısı da beraberinde ümitsizlik getiriyor. 12 yıl süren savaşlar ülkenin iç gelişmesini de engelliyor elbette. Türkiye düşmanları tarafından çevrilmiş, büyük devletler sanki böyle bir kampın etrafında dolaşan kurtlar gibi aç gözlerini Türkiye'ye dikmişlerdi. Çünkü Türkiye tabiat yönünden zaten haylice zengindi ve elbette emperyalizmde doymak bilmiyordu. Mütarekenin imzalanmasından sonra Mustafa Kemal İstanbul'a çağrılır elbette. Adana'dan tren yolculuğuyla İstanbul'a geliyor Mustafa Kemal'i. Karşılayan yaveri Cevat Abbas Beyefendi, Cevat Abbas Gürer.
Bu süreci şöyle anlatıyor hatıratında Cevat Abbas. Mustafa Kemal Haydar Paşa'dan alıyor, feribota biniyorlar. Şehir diyor çok acıklı bir durumdaydı. İstanbul düşman donanmalarının limana girmeleri ki bu donanmalar 56 parçadan oluşuyor. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan donanmaları bunlar. Tabii İstanbul bu yıkımın yasını tutuyordu. Bu büyük yasa Mustafa Kemal'le dahil olmuştu. Mustafa Kemal'le ben askeri ulaşımın köhne motoru ile deniz ortasına yaslanan bir çelik ormanının içinden geçiyorduk. Mustafa Kemal'in ince dudaklarından geldikleri gibi giderler cümlesini işitince mütarekenin doğurduğu derin ve hüzünlü umutsuzluğu unutmuştum. Bana unutturmuştu. Dedim ki Mustafa Kemal'e, size nasip olacak. Siz bunları kovacaksınız paşam dedim. Gülümsedi, aziz başının içinde biçimlenmeye başlayan yurdu kurtarma planlarını bir an için yeniden geçiriyor gibi daldı. Sonra bakalım dedi. Evet, Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'a kadar burada kalıyor, yani İstanbul'da kalıyor. Peki hocam, çok teşekkürler. Evet. Şimdi verdiğiniz bilgiler doğrultusunda anladığım kadarıyla Mondros Ateşkesi imzalanmış, işgaller başlamıştı. Tabii bu durum bağımsızlığına düşkün olan Türk milleti üzerinde ruhunda derin yer açıyor benim gördüğüm evet, kadarıyla. Evet, derin izler açıyor, doğru. Ancak asıl Türk milletini direnişe geçiren ve hatta Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını sağlayacak en belirleyici, en önemli olay neydi? Yani bardağı taşıran son damla neydi hocam? Evet, bardağı taşıran son damla 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgalidir. Gerçekten çok elim iç burkan, çok hazin bir öyküdür, çok hazin bir hadisedir bu işgal. Az evvel de bahsettik 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi mütareke şartlarından, bilhassa 7 ve 24. maddelerden, ama bilhassa 7. maddeyi burada açmamız icap eder. Çünkü diyor ki 7. madde, İtilaf Devletleri kılıf uyduruyorlar açıkçası burada. Diyor ki 7. madde, İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede görecekleri bölgeleri işgal edebilirler. Yani aslında kılıf uydurmuşlar, Anadolu'yu işgal edecekler. Buna göre zaten işgaller başlıyor. Musul, İskenderun, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile memleketin çeşitli yerlerine asker çıkartıyorlar. Bunu takiben de zaten 12 Ocak 1919'da Paris Barış Konferansı toplanıyor. Şimdi bu konferans ateşkes yapıldıktan sonra Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden devletlerle yapılacak barış anlaşmalarını görüşmek için var. Ancak burada İngilizler bir taktik değiştiriyor. Güçlü bir İtalya yerine işte kendi Anadolu'da işgalde kullanabilecekleri bir devlet istiyorlar açıkçası. Yani Yunanistan'ı istiyorlar ve burada İtalya'ya karşı tavırlarını değiştirerek Batı Anadolu'yu, İzmir'i de içine alan Batı Anadolu'yu tamamen Yunanistan'a bırakıyorlar. Ama öncesine baktığımızda Birinci Dünya Savaşı daha devam ederken yapılan gizli anlaşmalarda aslında Batı Anadolu tamamıyla İtalya'ya bırakılmıştı. Ama İtalya'nın güçlü bir devlet olması, yani özellikle Adalar Denizi dediğimiz Ege'de ve Akdeniz'de güçlü bir konuma gelmesi elbette İngilizleri rahatsız edecek ve Yunanlar da işte bu süreçten sonra Yunanların o meşhur Megali Idea denilen büyük ülke denilen işte hedeflerine ilerleme yolunda İzmir'i işgal sürecine görüyoruz. İzmir'i işgal sürecini görüyoruz. Bu noktada İngiliz Başbakanı dönemin Lloyd George da zaten bu noktada şeydir. Yani Yunanlıları Osmanlı Devleti'nin mirasçısı olarak görür. Yani Yunanlıları açıkçası Batı Anadolu'da serbest bırakıyorlar İzmir'de. Hocam aslında mesela evet, şimdi Yunanların Megalo iddiası dediğiniz hani Büyük Bizans'ı yeniden kurdurma evet, hayali. Evet. Evet, Yunanların o hayali var. Peki İtalyanların hayali nedir? Bir amacı var mı Akdeniz'de? İtalyanların en büyük amacı işte bizim deniz dedikleri. Yani Akdeniz'i bizim deniz olarak görüyorlar. Bizim denize çevirmek istiyorlar. Yani hemen işte İtalya'dan çıkınca komple alanın işte Adalar Denizi dahil Akdeniz'in komple İtalya'ya ait olması. Ki zaten biz bunu daha sonraki süreçte, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte İkinci Dünya Savaşı'na doğru yol alırken görüyoruz. Çünkü İtalyanlar küskünler. Yani kazanan tarafta olmalarına rağmen İngilizlere, Fransızlara, yani işgalci kuvvetlere, İtilaf kuvvetlerine küskünler ve İkinci Dünya Savaşı'nda zaten tam karşılarında görüyoruz. Yani Almanya ile ortak hareket ediyor. Amaç Akdeniz'i bizim deniz yapmak elbette var. Yani İtalyanların da. Evet, İzmir'in işgal sürecine tekrar dönersek burada işte özellikle
İzmir metropoliti Hristomos çok ciddi şeyleri var. Yani Rum halkını bölgede işte galeyana getiriyor, Türklerin üzerine salıyor, yürüyüşler yapılıyor. İşte pasaport meydanında kordon boyundan pasaport meydanına kadar. Türklere burada tabii hükümet tarafından kesin bir dille işte karşılık verilmemesi gerektiği emredilmiş. Ama tabii Türk askeri burada tabii duramayacak. Çünkü özellikle burada bulunan Rumlar, işte Rum askerleri, İngiliz askerleri hatta çünkü işgal donanması gelmiş İzmir'e, kordon boyuna demirlemiş. Dolayısıyla işte Türk askerine şöyle dedirtmeye çalışıyorlar. Zito Venizelos, yani çok yaşa Venizelos, ama hiçbir Türk subayı tabii ki bunu söylemeyecek. Onun yerine tam tersine diyecekler ki Kato Venizelos, kahrol Venizelos. Tabii bunun üzerine arbede çıkacak karmaşa ve çıkan tabii ki çatışmada maalesef işte ilk kurşun hadisesi. Hasan Tahsin Beyefendi, Osman Nevres olarak bilinen Hasan Tahsin Beyefendi ve onunla birlikte isimlerini burada zikretmek istiyorum. Kurmay Albay Fethi Bey ve Yarbay Şükrü Bey de burada milli mücadelenin ilk şehitleri olarak karşımıza çıkıyor. Hocam bildiğiniz üzere zaten Türk evet. halkı tarafından Sultanahmet Meydanı'nda da İngiliz Bahriyelileri gezerken hani zorla İngiliz bayrağı sallatmak zorunda evet. bırakılmışlardı. Evet. Sallamayanları işkence hapis cezası vesaire. Evet. Evet. Bir sürü yaptırımları vardı. Tabii aynısı zaten İzmir'in işgalinde de var. Metehan mavi beyaz bayraklarla bölgedeki işte hem Yunan askerleri ve bölgede yaşayan Rumlar kışkırtıyorlar işte Türk halkını. Bu noktada bu işgal Türk milletinin zaten var olan direniş ruhunu harekete geçirmişti. Bu işgal aslında Anadolu isyanının garip bir işaretiydi. Türk ulusunun birbirine tekrarladığı bir parola olmuştu bu işgal. Bağımsız yaşama olanağını görmeyen Türk halkı kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda hep aynı sözü, aynı coşku ve korkusuzlukla tekrarlamıştı. Neydi o söz? Ya istiklal, ya istiklal, ya ölüm. Ya ölüm. Evet. Evet hocam, çok teşekkürler. Evet. Hocam Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkış sürecini soracağım size aslında. Evet. Ama öncesinde size sormak istediğim ve bence herkesi merak ettiği bir konu var. Mustafa Kemal Samsun'a İstanbul hükümetinin direktifi ve desteğiyle mi gitti? Yoksa Mustafa Kemal bağımsız mı hareket ediyordu? Şimdi evet, bu gerçekten son zamanların en büyük tartışma konularından biri. Çok merak ediliyor. İkinci kısmı bir kere külliyeten yanlış. Ancak birinci kısmında da açıklamamız gereken bazı hususlar var. Bir kere Mustafa Kemal her şeyden önce devlet görevlisi. Yani kendi kafasına göre hareket etmiyor. Yani İzmir'e çıkışı, pardon Samsun'a çıkışı, İzmir işgalinden sonra Samsun'a çıkışı elbette kendi kafasına göre değil. Ha, planladığı bir şeyler var. Yapmak istediği, başlatmak istediği bir milli mücadele elbette var ama Samsun'a çıkış sürecinde Mustafa Kemal bir devlet görevlisi. Şimdi bu noktada imparatorluk Mondros Mütarekesi'nden sonra tasfiye edilmiş işgallerle birlikte. Mustafa Kemal o zaman Suriye'de, Ağustos 1918'de Suriye'ye gönderilir. 7. Ordu Grup Komutanı olarak, ama işte 30 Ekim'de mütareke imzalandıktan sonra İstanbul'a çağrılıyor. 3 Kasım 1918 Mustafa Kemal İstanbul'a geliyor. İşte o meşhur sözü var, az önce de zikrettik zaten. Geldikleri gibi giderler. İşte bu süreçten, yani 3 Kasım 1918'den 16 Mayıs 1919 sabahı Bandırma vapuruyla hareket İstanbul'dan ayrılana kadar hep bir yani plan peşinde, daha doğrusu araştırma peşinde. Yani nasıl olur, nasıl yaparız, milli mücadeleyi nereden başlatırız ki? Zaten İstanbul'daki gördüğü manzara Mustafa Kemal'i Anadolu'ya yönlendirecek. Yani biz bu mücadeleyi İstanbul'dan değil Anadolu'dan başlatabiliriz düşüncesine sevk edecek. Bu noktada arkadaşlarıyla görüşmeleri var ki kendi hatıratında şöyle bahsediyor. 30 Mart 1919'da o zamanlar albay İsmet Paşa, İsmet İnönü Paşa ile görüşüyor. Ve aklındaki her şeyi anlatıyor. Yani o tarihte aslında 30 Mart 1919'da daha henüz Samsun'a çıkmamış Mustafa Kemal ve aklında ne varsa milli mücadeleye, Kurtuluş Savaşı'na dair, örgütlenmeye dair İsmet Paşa'nın aslında haberi var. Şimdi buradaki göreve geldiğimizde devlet görevlisi dedik, Samsun'a çıkacak dedik. Tabii aranan nitelikler var. Yani öyle alelade bir kişiyi de yani Samsun'a gönderemezler. Buradaki aslında görevin önce bir hani nedenine bakalım. Neden var bu görev ya da neden böyle bir görev işte oluşturuldu? Çünkü Karadeniz'den gelen haberlere göre işte bölgede yaşayan işte Pontus Rumları ve Ermeniler sözde işte Türkler tarafından katlediliyor. Türkler onların işte malına canına kastediyorlar. İşte ahırlarını yağmalıyorlar vesaire vesaire veya işlerini engelliyorlar. Dolayısıyla tabii İngilizler bu noktada İstanbul hükümetine baskıda bulunurlar.
bu duruma bir an önce bir çare bulalım, bölgeye bir işte müfettiş gönderelim diye. Ama işte dediğim gibi böyle alelade kimse olamaz. Yani belli nitelikleri olması gerekiyor bu gidecek kişinin. Bu generalin niteliklerine şöyle bir bakarsak, İttihat ve Terakki mensubu olmayacak bir kere. Çünkü hem Vahdettin hem İngilizler nefret ediyorlar. Enverci olmayacak yani. Almanlarla tabii bu noktada işbirliği asla yani yapmamış olacak. Sarayın onayladığı, yani son padişah Vahdettin'in de onayladığı bir kişi olacak. Ve bence en önemlisi, İngilizlerin de olur verdiği, yani onay verdiği, evet bu general gidebilir diyebileceği birisi olacak. Tabii bu kriterlere uyan tek isim o tarihte Mustafa Kemal, ki zaten kendisi de gönüllüdür. Yani bu görevi almak ister, çünkü biliyor ki Anadolu'dan başlatacak hareketi bir fırsat kolluyor aslında Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ya da Anadolu'ya çıkmak için. Dönemin Harbiye Nazırı Şakir Paşa'ya başvurur, hatta görüşür onunla, planlarını anlatır. Dolayısıyla bu planlar aslında dönemin Harbiye Nazırı, yani günümüzün Milli Savunma Bakanı, biraz da rahatsız eder. Çünkü anlattıkları sanki böyle bir hani kurtuluş, milli mücadele, başka bir şey peşinde gibi. Hatta der ki, işte hatıratında söylüyor, ben bu işte belgenin altına imzamı atmam, ancak mühür vururum. Yani imza atmaktan da hiç çekiniyor. Göreve geldiğimizde 9. Ordu Kıtaatı Baş Müfettişliği. Aslında o tarihte böyle bir ordu yok. Yani 9. Ordu diye bir ordunun bir kısmı yok. Ama işte dediğimiz gibi, yani hani bölgeye bir güvenilir bir generalin gönderilmesi gerekiyor ve böyle bir görev kendisine, yani böyle bir ordu oluşturuluyor ve bu görevin işte baş müfettişliği de Mustafa Kemal'e veriliyor. Görevin içeriğine baktığımızda, Konya Diyarbakır haricinde tüm Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesindeki işte mülki, askeri, idari birimlerin tamamı Mustafa Kemal'e bağlı. Çok geniş bir yetki alanı var. Aslında burada işte özellikle işte bu planlar, tabii ki işte Padişah Vahdettin, İngilizler, işte dönemin Harbiye Nazırı, hatta Genelkurmay Başkanı Kavaklı Fevzi Çakmak, Mareşal Fevzi Çakmak çok yakın dostudur biliyorsunuz Mustafa Kemal'in, evet. Hepsi biliyorlar. Yani dolayısıyla kaçak gitmiyor Mustafa Kemal, Bandırma vapuruna binerek ayrılmıyor kaçak bir şekilde. İngilizler zaten Mustafa Kemal'e ve ekibine pasaport veriyorlar. O dönemde uygulanan bir durum bu. Yani İstanbul'dan çıkacak kişilere pasaport veriliyor. O pasaportu görünmeden ya da o pasaport zaten onaylanmadan İngilizler tarafından çıkamazsınız. Yani o nedenle mümkünatı yok Mustafa Kemal'in hani kaçak ya da kendi başına gitti. Kesinlikle bir devlet görevlisi olarak gidiyor. Burada az önce de bahsettiğim gibi herkes aslında Mustafa Kemal'i tanıyor. Yani bu işe de olur veriyor. General olması hasebiyle, işte Samsun müfettişliği hasebiyle, yani en uygun general Mustafa Kemal. Bir kişi var tanımayan. O da dönemin başbakanı olarak bildiğimiz damat Ferit Paşa, Vezir-i Azam. Aslında yani 5 kez Vezir-i Azamlıktan azledilmiş, tekrar işte Vezir-i Azam olmuş. İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin kurucusu. İngiliz mandaterliğinin en büyük savunucusu aslında damat Ferit Paşa. Biraz da Mustafa Kemal açıkçası çekiniyor yani damat Ferit Paşa. Çünkü kendisini Maçka'daki bulunan köşküne davet ediyor. Tabii Mustafa Kemal gidiyor. Kendini tanıtıyor vesaire. Anlatıyor yani ne yapacağını, ne edeceğini. Harita üzerinde anlatıyor hem de bütün planlarını. Tabii ki hani Samsun'a çıktıktan sonraki planlar değil bunlar. Müfettişliğe dair planlar. Damat Ferit Paşa da biraz kuşkulanıyor. Yani hani diyor, bu kadar geniş alan, geniş yetki alanı, yani biraz kuşkulanıyor ama nihayetinde ikna ediyor Gazi Mustafa Kemal Damat Ferit'i ve onun da onayını alarak. Yani burada tekrar etmek istiyorum, Mustafa Kemal dönemin ileri gelenleri, devlet adamları, padişah dahil, İngilizler dahil, onların verdiği onayla ne yapmış? Bir devlet görevlisi olarak Samsun'a hareket etmiş. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Artık vakit geldi hocam. Evet. En can alıcı soruyu soracağım size aslında. Evet. Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Bandırma vapuru ile hareket etmesi ve Samsun'a ulaşması nasıl oldu? Evet. Şimdi Mustafa Kemal, az önceden beri söylüyoruz, ifade ediyoruz. Mustafa Kemal yalnız gitmedi Samsun'a. Bir ekip hazırladı. Aslında bu ekip 35 kişilik bir ekibi, de sonra 18'e düşecek. Ona da birazdan değineceğim. Ekibi hazırlıyor. Öncelikli olarak işte kurmay başkanı olarak Kazım Dirik Paşa'yı seçiyor. Sonrasında Şişli'deki evine, şu an günümüzde de meşhurdur biliyorsunuz 3 katlı ev. Şişli'deki evine gider, orada annesinden helallik alacak, Zübeyde Hanımefendi'den. İşte annesiyle orada bir hasbihal ediyor. Hatta bir yer sofrası kurdurulmasını ister Mustafa Kemal Paşa. Kız kardeşi Makbule Hanım, ki kendisine Makbuş diye seslenir Mustafa Kemal. Makbule Ata'dan hatıratında şöyle ifade ediyor durumu.
Diyor ki Mustafa Kemal Paşa yer sofrası kurdurdu. Annem yatağında, Mustafa Kemal Paşa yerde. Sabaha kadar konuştular. Sabah 6 civarında ki ben koşarak merdivenlerden arkasından yetiştim. Bana hiçbir şey demedi, hiçbir şey söylemedi. Hoşça kal dahi demedi ama çok hazin, çok acıklı bir bakış attı. Anladık ki ben de Zübeyde Hanım da yani annem de anladık ki Mustafa Kemal belki bir daha biz Mustafa Kemal'i göremeyeceğiz. Belki de dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkıyor. Buradan hareket edecek Mustafa Kemal ama tam arabasına binip yani otomobiline binip Galata rıhtımına gelmek üzereyken Rauf Orbay yakalıyor yolda. Ve diyor ki paşam Karadeniz'de İngilizler tarafından Bandırma vapuru batırılacak. İstihbarat gelmiş. Yani İngilizler evet önce onay vermişler ama böyle bir şey kuşku durumları var. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in orada verdiği bir cevap var artık. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Batırsınlar ben çıkıyorum sen de peşimden gel Rauf der. İngilizlerin burada korkusu milli mücadeleyi başlatacak olması evet. Değil mi hocam Mustafa evet, Kemal'in? Evet kesinlikle Meta Hanım. Burada şöyle bir ayrıntıya değinmek gerekir. Yüzbaşı Bennett istihbarat uzmanı İngilizlerin çok meşhur genç birisi. Genç bir subay. Çok genç bir subay çok yetenekli bir istihbaratçı. Birkaç defa aslında daha Mustafa Kemal yani otobüs 16 Mayıs sabahı olmadan önce aslında uyarmış İngiliz İşgal Kuvvetleri Başkanı Calthrop'u. General Calthrop'u uyarıyor ama diyorlar ki işte hani uygun görüldü. İşte padişah onay verdi. İşte vezir-i azam onay verdi. Genelkurmay başkanı onay verdi. Ama sonrasında Bennett özellikle kuşkusu şurada. Bu biraz önce de bahsettiğim gibi 35 kişilik bir liste var. Ama bu liste Samsun'a gidecek olan liste inanılmaz seçme askerler. Yani askeri, subayı seçme askerler. Hatta doktor bile var yani bu kadro içerisinde. Dolayısıyla hemen yani bu liste eline geçer geçmez hani harekete geçiyor. Bu sefer tabii İngilizler durumun vahametinin ya da ciddiyetinin hani farkına varıyorlar. Mustafa Kemal de tabii teşkilatı mahsusa da durmuyor, çalışıyor. O da istihbarat alıyor. Hemen işte bir 18 kişiyi indiriyor 35 kişiden dikkat çekmemek adına bu ekibi. 18'e düşürüyor. İşte geri kalanları da diyor ki siz de arkamdan gelin, peşimden gelin. Yani burada Bennett'in, Yüzbaşı Bennett'in bu noktada İngilizlere ciddi bir uyarısı var. Sonrasında işte Galata rıhtımına varırlar. Cevat Abbas Paşa gene yanında yaveri. İşte tam boğazdan çıkacaklar. Tabii pasaport kontrolü var. İngilizler işte İngiliz karakol gemisi çeviriyor Bandırma vapurunu. Mustafa Kemal işte karmaşayı duyunca Cevat Abbas'a soruyor diyor bu kargaşa ne? Yani niye, ne yapıyorlar, ne arıyorlar? Cevat Abbas da cevap verirler ki silah arıyorlar paşam. Bizim silah götürdüğümüzü zannediyorlar Samsun'a. Mustafa Kemal de der ki bizde silah ne gezer? Biz sadece inanç, iman ve akıl taşıyoruz der. O ünlü cümlesini kurar. Burada ben özellikle dinleyicilerimize ifade etmek istiyorum. Samsun'a çıkış, evet Samsun'a çıkılmıştır doğrudur ama ilk durak aslında Sinop'tur. Yakın olması hasebiyle ama o dönem Karadeniz limanlarına, Karadeniz kentlerine baktığımızda İskele Liman yani olanakları çok zayıf. Dolayısıyla Sinop ilk durak ama Sinop'a işte gemiyi Bandırma vapurunu çok yani derinlerde bırakmak icap ediyor. Kayıklarla kıyıya geçmek gerekiyor. Haliyle bu tabii çok zor. O yüzden rotayı çeviriyorlar. Nereye? İşte Samsun'a ve Samsun'a çıkış gerçekleşiyor. Tabii İngilizler peşinde, İngiliz işte torpido gemileri peşinde yani Bandırma vapurunu yakalamaya çalışıyorlar. Ve yakalamaya da çalışıyorlar. Aslında Samsun'a tam ayak basıyor Mustafa Kemal. Peşinden torpidolar da geliyor ama yani yapacak bir şey yok artık Mustafa Kemal karaya ayak bastı. Dolayısıyla hatta orada şöyle der İngilizler işte kuş uçtu artık elimizden yok diye. Ben burada özellikle Bandırma vapuruna dair de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü genelde Bandırma vapuru işte köhneydi, işte zaten yani İngilizler batırmak istemese bile işte zaten batacak gibiydi vesaire gibi. Veya işte pusulası yoktu bu geminin. Veya işte kaptanı zaten yol iz bilmezdi gibi. İşte böyle yanlış düşünceler var. Bunu bir düzeltmek istiyorum. Aslında geminin kaptanı İsmail Hakkı Durusu ve çok yetenekli bir kaptan. Hele de Karadeniz'de çok seferlerde bulunmuş. Karadeniz'i böyle avucunun içini gibi biliyor. Gemiye geldiğimizde gemi çok sağlam. 1878'de Osmanlı'ya gelmiş bu gemi. Telgrafta yani telgraflar için kullanılmış işte cephane taşımış vesaire. Çok bakımlı bir gemi. Yani öyle hani zannedildiği gibi böyle köhne bir gemi değil. Burada bir de Vahdettin'le kısa bir görüşmesi var Mustafa Kemal'in. En son Samsun'da yani İstanbul'dan ayrılmadan önce. Buna da birazcık değinmek istiyorum. Son Padişah Vahdettin tabii yani o dönemin zaten geleneğidir. Yani böyle el öpme denir ya da daha öncesinde etek öpme denir. Kim çıkacaksa Anadolu'ya göreve bir olur alması gerekiyor. Vahdettin'le görüşmesi var. İşte Bağbali'den geçerek Yıldız Sarayı'na gider.
Vahdettin gelir, karşılar, Mustafa Kemal ayakta karşılar, sonra onun otur işte emrini verir. İkisinin arasında bir sehpa vardır, sehpanın üzerinde bir de kitap vardır. Mustafa Kemal böyle bir göz ucuyla hatta kitaba bakar. Belli ki bir tarih kitabıdır. Vahdettin şöyle der: paşa, o zamana kadar sen gerçekten çok güzel işler yaptın, bundan sonra da yapacaksın, şu kitaba zaten girdin, der Mustafa Kemal'e dönerek. Şu kitaba zaten girdin, sen zaten tarih yazdın, bundan sonra da devlet senden çok özel işte görevler bekliyor. Ama burada üzerinde özellikle durmak istediğim şu: yani bu görev Samsun 9. Ordu müfettişine dair görevdir. Yani bu noktada Vahdettin'in de kesinlikle Mustafa Kemal'in Samsun'da ne yapacağına dair bir fikri yok. Çok evet. Teşekkürler hocam. Çok evet. Sağ olun bilgileriniz için. Hocam peki bundan sonra ne oldu? Az önce de bahsettiğiniz gibi Mustafa Kemal Samsun'a evet bir devlet görevlisi olarak gitti. Ancak kafasında bir plan vardı sonuçta. Evet. Gerçekleştirmek istediği amaç neydi? Veya Mustafa Kemal ne yapmak istiyordu? Evet, şimdi Mustafa Kemal, gene onun cümlesiyle başlayalım bu soruya da. Diyor ki, ben 19 Mayıs'ta doğdum. Mustafa Kemal amaç itibariyle baktığımızda Türk milletini örgütlü bir şekilde bir araya getirerek topyekün bir şekilde milli mücadeleye, başarıya ulaştırmak istiyordu. En büyük amacı zaten buydu Samsun'a çakarken de. Bu noktada Samsun'da çıktıktan sonra, ayak bastıktan sonra zaten neler oldu, hani bir bakarsak Samsun'a ayak bastı, evet. Çok sade, kimse yok hatta yani Mustafa Kemal'e karşılayan, çünkü bekleyen kimse yok. Az önce de belirttiğimiz gibi Sinop'ta ilk durak olmadı, Samsun'a çıkıldı. Ama burada Mustafa Kemal'in karşılaştığı tehlikeler var. Bir kere her şeyden önce İngiliz torpidoları Samsun limanı zaten demirlediler, bekliyorlar. Mustafa Kemal markaj altında yani. Dolayısıyla burada artık hani olamayacağını, Samsun'da kalamayacağını görünce Mustafa Kemal Paşa buradan Havza'ya geçer. Havza genelgesi, ki Havza genelgesi meşhurdur. Yani yapılan işgalleri işte protesto etmek, mitingler yoluyla, basın yayın yoluyla önce bunun emrini verir. Havza'da bir örgütlenme başlar. Hatta meşhurdur biliyorsunuz Sultanahmet mitingleri, Halide Edip Hanımefendi'nin evet. O ateşli konuşmaları, Türk milletini direnişe geçiren. Önemli bir yol haritasıdır Havza Genelgesi, ilk atılmış bir adım olarak. Sonrasında bizim asıl yol haritamız, yani Mustafa Kemal'in amacını asıl anlatan, yazılı belgemiz olan, yol haritamız olan, milli mücadelenin hakikaten plan programı olan Amasya Genelgesi, ki onun da ilk üç maddesine zaten bakmak kafi geliyor. Şöyle bakarsak, hatırlarsak: 1- Ulusun birliği ve bağımsızlığı tehlikededir. 2- İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu durum Türk milletini yok saymaktadır. 3- Ulusun bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Sonrasında Erzurum ve Sivas kongreleri, yani millet meclisinin açılması hatta. Çünkü Mustafa Kemal hayatının hiçbir döneminde milletin olurunu almadan, onayını almadan işe kalkışmak istemiyor. Çünkü diyor, bir gün tarih yazacak bunları, millete hesap verme var bu işin sonunda. Sonrasında milli mücadele sürecimiz, Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Batı Cephesi, Mudanya Ateşkesi ve en son bağımsızlık belgemiz olan Lozan'la ve sonrasında da Cumhuriyeti ilan etmekle bu süreci bu şekilde, bu soruyu bu şekilde kapatabiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sohbetinize doyum olmuyor. Teşekkür ederim. Bize aktarmak istediğiniz son bir bilginiz var mıdır? Evet, bugün 19 Mayıs 2021 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının ve kurduğu Cumhuriyeti gençlere emanet edişinin 102. yıl dönümü. Ben Mustafa Kemal'den çok kısa bir bahsetmek istiyorum. Yani askeri stratejist olmasından, askeri deha olmasından. Şimdi dünya tarihin gördüğü o tarihe kadar 4 büyük askeri deha var, stratejist var. Bunlar kim diye böyle bir incelersek, işte Büyük İskender önce, sonrasında Jules Caesar, sonrasında Napolyon ve nihai olarak Mustafa Kemal. Peki farkı ne Mustafa Kemal'in? Mustafa Kemal'in en büyük farkı burada, bir kere çok iyi bir savunma savaşçısı. İkincisi ve bence en önemlisi, nerede durması gerektiğini biliyor Mustafa Kemal. Yani nerede artık bu işin hani noktalanabileceğini, ileriyi çok iyi görebiliyor, çok kararlı. Ve hani bu ifadeyi kullanırken biraz belki haddimi aşmış olacağım ama yani Mustafa Kemal haddini aşmıyor. Hakikaten haddini aşmıyor. Yani doymasını nerede bilen bir evet, lider. Evet, kesinlikle öyle. Yani elindekilerle ne yapılacağını çok iyi kararlaştıran, örgütlü bir şekilde kararlaştıran biri Mustafa Kemal. Peki Türk milletinin Mustafa Kemal önderliğinde en büyük başarısı ne? Sömürgeciliğe, bunu özellikle vurguluyorum, sömürgeciliğe, emperyalizme dur demesi, ki dünya tarihinde ilk kez bir millet
Türk milletine nasip olmuştur bu. Türk milleti sömürgeciliği o İngilizlere, İngiliz ve Fransızlarla birlikte başlayan sürece sömürgeci emperyalizmde dur diye yenen, İngilizlere yenen tek millettir. Zaten bununla ilgili önce Gelibolu'da tabii ki, sonra Kurtuluş Savaşı'nda Mahatma Gandhi, Hint lideri diyor ya, Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar Tanrı'yı da İngilizlerin yanında zannediyordum. Yani o kadar büyük bir çok etkisi hazin var. Evet. Biz ne yapacağız peki son sözleri olarak? Yeni nesil, genç kuşaklar olarak işte biz bu değerlere, Cumhuriyet'e ve atamıza, Mustafa Kemal Atatürk'e her dem sahip çıkacağız. Hocam, tekrardan bu değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Çok teşekkürler. Benim için de aynı şey geçerli. Sağ olun. Evet değerli Bilim Yaşam Radyo dinleyicileri, Samsun'dan Kurtuluş'a adlı programımızı dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz.